أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليش سوريا سيدي سلطان Allah-u Teala bizi sohbetsiz bırakmasın. Amin. Nakşibendi usulünde ne diyor Şahin Nakşibend Hazretleri'nin, değil mi? Tarikatuna sohbe, tarikatuna sohbe. Aslında biliyor musunuz? Nakşibendi tarikatının ne kadar yüce olduğunu anlatan bir sözdür bu. Tarikatuna sohbe. Bakalım bir menbaadan girdik nereye çıkacağız? Tarikatuna sohbe. Zikir ayrı bir elzem tarikat için, sohbet ayrı bir elzem. Fakat sohbetin makamı zikirden üstündür. Sohbet makamı zikirden üstündür. Nereden anlıyoruz bunu? Kafamızdan atmıyoruz tabii bunu. Çokları kafasından sallıyor dese de biz kafamızdan atmıyoruz bunu. Allah tebareke ve teala celle celaluhu peygamberi zişan sallallahu aleyhi ve sellemi miracına çağırdı mı? Çağırdı. Değil mi? Resul-i Ekrem miraca çıkana kadar nice ibadetler yaptı ki miraca çıkmaya artık hazır oldu yani. Hazır oldu. Ruhani kuvveti tam oldu. Hani tabi bu tam oldu derken hani önceden eksikti de tam oldu manasında değil bu. Bizim ilk anı Resul-i Ekrem'in bizim ulaşamayacağımız bir an yani. Ama o da tabii ki kendi ruhaniyetinde başı ve sonu var. İlk basamağı ve son basamağı var Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dedim ya onun ilk basamağı bizim için uzaktan hayal yani. Öyle. Biz değil evliyalar için de tabii ki yani. Hatta ve hatta peygamberler için de. Onun ilk basamağı uzaktan görünen bir hayaldir Efendimizin yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı o kutlu ibadetlerdeki mübarek ayakları şişene kadar gece teheccüd namazı kılmalar, mübarek karnına kaş taş bağlamalar, oruç tutarak, Allah'tan gafil olmama halleri onlarla Allah Celle Celaluhu yetiştirdi Peygamberi Zişan'ı. Eddebeni Rabbi diyor ya hani Rabbim onu edeplendirdi bizzat. Peygamberi Zişan'ın mürşidi bizzat Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Fakat Miraç'a çağırdı ya Peygamberimizi. Ne yaptılar Miraç'ta? فَاَوْحَا اِلَى عَبْد۪ي مَا اَوْحَا Miraç'ta Allah'la Celle Celaluhu zikire girmedi orada oturup Peygamberi Zişan. Ne yaptı orada? Allah-u Teala ile sohbet etti. Allah-u Teala anlattı. Allah-u Teala söyledi. Resul-i Ekrem dinledi. Onun için sohbetin makamı zikirden üstündür. Tarikatuna sohbe demesi Nakşibendi Hazretleri'nin bu tarikatın da ne kadar üstün olduğunu gösterir. Yedi kat göğün üzerine çıkan Efendimiz Allah-u Teala'nın sohbetini dinledi. Tebareke ve Teala. Onun için Allah Celle Celaluhu mana erleriyle bir eylesin bizleri. Amin. Onların sohbeti inşallah Miraç'ın sahibinin kalbinden gelir. Miraç sahibinin kalbinden gelir Allah'ın izniyle. Onun için aman ha bir derviş veyahut da bir Müslüman da herkes sohbete gitsek de ne olur gitmesek de ne olur demesin. Sohbetin makamı zikrin üstündedir. Zikrin üstündedir. Evet. Allah tebareke ve teala celle celaluhu Beraat suresini okuyorduk. Oradan devam edelim. Ellezine amenu ve haceru estağfirullah bismillah. Ellezine amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillah bi emvalihim ve enfusihim a'zamu dereceten indallah. Demiştik ki geçen sohbetin sonunda birileri bir takım yapılan hizmetleri imanın, cihadın, Allah için hicretin üzerinde görüyorlar.
Kabe'yi sulamak, Allah'ın evindeki gelen misafirleri sulamak bile olsa bunun üzerinde olamaz demiştik. Allah-u Teala bizzat kendisi buyuruyor Celle Celaluhu. Bir takım kimseler var ki diyor, onlar iman ettiler Allah'a. En önde bu lazım tabii ki. İman sağlam olacak. Hepimiz müminiz diyoruz ama bu imanın tabii öyle herkesin anlayışına göre mümin oluşuyla bitmiyor. İman hakikaten nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna inanmaktır. Öyle değil mi? Peki bunun manası nedir? Benim Rabbim Allah Celle Celaluhu'ysa, ben de en önde hüküm sahibi olma O'nundur. Bana emretme hakkı O'nundur. Benim de en önde emri tutma vazifem O'na karşıdır. Resul-i Ekrem benim peygamberimse sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman O'nun sözü benim için rehberdir. Benim için ışıktır. Nefsime uysun ya da uymasın. Önemli değil. Bugün işte herkes iman ettim diyor ama nasıl bir iman bu? Deistlik imanı bu. Deist. Yani nedir? Aklıma uyana alırım, uymayanı almam imanıdır bu. Allah'ın ayeti olsa da takmaz. Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifi de olsa da takmaz. Neden? Aklına uymadı. Bu şekilde oldu mu iman olmuyor yani. Hani iman, hakiki imandan bahsediyoruz. İman edenler vahaceru ve cahedu. Bunu iyi bir açıklamamız lazım yalnız ayetin burasını. Bir de hicret edenler diyor ayeti kerime. Bir de Allah yoluna cihad edenler. Hicret nedir? Resul-i Ekrem zamanında Mekke'den kalkıp Medine'ye gidenler. Neden peki bu insanlar Mekke'den kalkıp Medine'ye gittiler? Niçin gittiler? Çünkü dinlerini yaşatmıyorlardı orada. Orada dinini güzel bir şekilde, uygun bir şekilde, Allah'ın emrettiği bir şekilde yaşamaya izin vermiyorlardı. O vakit bugün biz, hani bu hicret bugün yok değil, cihat da bugün yok değil. Bunların hepsi var ama değişik değişik. Bir yerde sana dinini yaşamayı engelliyorlarsa senden, zulüm yapıyorlarsa, dinini yaşayamıyorsan oradan hicret ediyorsan sen, o hicrete uymuş oluyorsun işte. O hicrete uymuş oluyorsun. Özellikle Allah-u Teala haceru. Neden öyle dedi? Haceru. Biraz sonra ayette anlatacağız. Hicret etmeyenler niye hicret etmiyor diye. Biz ne yaparız? Bizim için şöyle bir düşüncemiz var. Biz Allah ve Resulü memnun ettiğimiz yerde mutluyuz. Müslüman böyle düşünecek. Allah ve Resulü memnun mu ettik? O zaman mutluyum. O zaman rahatım. O zaman ferahım. Onu memnun etmediğim zaman param da çok olsa, evim de lüks olsa, arabam da lüks olsa yine mutlu olamam. Allah'ı razı edemedim çünkü. Müslüman böyle düşünmeli. Haceru, hicret ettiler. Nasıl hicret ettiler? Bugün bizim Müslümanlarımız çok ufak bir şeyi ele alamıyorlar yani Allah için. Ama vatanını bırakıp gitmek demek hicret etmek. Ehli iyalini, işini, mişini, her şeyini bırakmak demek hicret etmek. Öyle hicret ettiler. Neden? Resul-i Ekrem hicret edeceğiz dedi. Buradan gideceğiz dedi. Burada bizi, dinimizi yaşatmıyorlar. Bugün de birileri hocalara soruyorlar. Hocam ben falanca işte çalışacağım. Orada namaz kılmam imkanı vermiyorlar. Orada oruç tutma imkanı vermiyorlar. Şöyle yaptırmıyorlar, böyle yaptırmıyorlar. Orayı bırak. Hocam nasıl bırakırım? 5 milyar maaş var. Düşün işte. Hicret o zaman da oldu, bu zaman da var. Her şeylerini bırakıp memleketlerinden çıkıp gidiyorlar. Neden? Çünkü güzel bir Müslüman olma imkanı burada olamıyor diye gidiyorlar. Bugün biz, biliyor musunuz, lüksümüz var, her şeyimiz var. Sadece ufak bazen Allah imtihanlara sokuyor bizi Celle Celaluhu. Bakalım ne yapacak kulum? Orada kalıyoruz. En ufak imtihanda bile kalıyoruz. Çık oradan git. Hicret et oradan. Allah'ın sevmediği mekandan hicret et. Sevmediği insanlardan hicret et. Allah için hicret et. Allah için ama. Adam ne yapıyor şimdi? Her haltı yiyor. Dinin aleyhine. Her haltı yiyor. Hanım açık gezer, saçık gezer. Adamın hanımı mesela. Ondan sonra
Dini hiçbir vecibeyi yapmaz yani. Hiçbir vecibeyi yapmaz. Ondan ayrılmaz o adam. Ayrılmaz. Ondan sonra bir kavgaya tutuşurlar. Gelir hoca efendi. Hocam bir şey soracağım. Sor bakalım. İşte benim hanım namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. İşte saçları da açık, ben ona ayrılabilir miyim? Bu Allah için olmadı ki. Sen zamanından beri açıktı, her şeyi yapıyordu. Hiçbir şey söylemedin. Ondan sonra biraz kafanı bozdu, ayrılabilir miyim? Allah için yola çık. Allah için adım atan adamın ayağı boşa gitmez. Yaş tahtaya basmaz o. Allah için olsun her şey. Celle Celaluhu. Keyfin için çıktın mı yola, batacaksın. Çok sağlam gördün o yollar, bir anda çökecek. Allah için hicret ettin mi, Allah seninledir Celle Celaluhu. Hani hadis-i şerifte buyurduğu gibi Efendimizin. Allah ve Resulü neyse diyor hicretiniz, Allah ve Resulü nedir Celle. Ama yok, dünyalıksa, keyfi ise o zaman da o tarafa gidiyorsun. Sonra vecahedu diyor. Fî sebilillahi, Allah yolunda cihad edenler bi emvalihim ve nüfusihim. Ya bugün cihad yok. Asıl bugün cihad var. Nasıl bir cihad bu? Değişik değişik cihatlar var. İnsanımız uyku halinde olmuş ama biliyor musunuz? Dört taraftan şeytanın askerleri saldırıyor. Neye saldırıyor? Gerçek İslam'a saldırıyor. Doğru İslam'a saldırıyor. Sapık düşünceleriyle. Neyle? Bunların aletleri nelerdir? Bunların aletleri kanallardır. Bunların aletleri gazetelerdir. Bunların aletleri dergilerdir. Dergilerdir. Bunlarla saldırıyorlar. Her yönden, her türlü devletini çökertmek için de, milletini çökertmek için de, ahlakı çökertmek için de. Bakıyorum internete devamlı şöyle bir yazı var. 18 yaşından büyükleri askere çağırdı ordu. 18 yaşında nedir bu? Halbuki yalan bir haber. Öyle bir şey yok. Ha, devletin gücü yetmiyormuş da şeyleri bastırtmaya, teröristleri bastırtmaya, onun için herkesi şeye çağırıyor. Askere çağırıyor. Bu devleti yıpratmak için yapılan bir haber. Bunun yanında binbir türlü ahlakımızı yıpratmak için de yapılan haber var. Yapılan program var, dizi var. Binbir türlü ya. Adam şimdi dizide, tamam mı? Zamanında ben çocukken vardı bu diziler. Ben çocuktum o zaman. Hatta bir dini bir şey vardı. Bir grup vardı. Bunlarla dalga geçmek için Boynuz Rüzgarı diye. Onu anlatıyordu o diziyi. Boynuz Rüzgarı diye. Adam bir tane, ortalıkta kadın kalmamış sanki. Bir kadın var dizide. O kadınla babası evleniyor. Babası ondan ayrılıyor, sonra oğlu evleniyor. Oğlu ondan sonra ayrılıyor, ondan sonra oğlunun kardeşi evleniyor aynı kadınla. Tamam mı? Veyahut bir kadın 4-5 tane erkekle ilişkiye girer. Bilmem şöyle olur, bilmem böyle olur. Bir ton pislik. Bir dizi yaparlar. Onun karısı onun kocasıyla, onun kocası onun karısıyla. Ne diyor bu sana? Bunlar normal. Bunlar olur. Sen anlamıyorsun onu. Hatta ilk gördüğün zaman diyorsun ki bu ne terbiyesizlik diyorsun ama sen bilinçaltında sana yerleştiriyor o adam. Ne diyor? Ha bunlar normal. İlk gün kızıyorsun, ikinci gün kızıyorsun. O kanala, o yayın organına sen ondan hicret etmediğin müddetçe bil ki yavaş yavaş adım adım ona gidiyorsun. Herkesi böyle kandırıyorlar. Magazin programı. Magazin programı. Şimdi Osmanlı'ya dönelim dediğimiz zaman hemen bunlar kendi filmlerinde bile var. Ben Müslüman olayım, sen sonra diyor benim üzerine 3 hanım daha al. İslam'ı böyle yıpratacak. 4 hanım almak varmış ki. Ulan siz ne 4 hanımı? Senin şimdi aynan olduğun adam her akşam başka bir hanımla. Her akşam başka bir hanımla. Senin hanım derdin var sende yani. Kadın derdin var, erkek derdin var sizde yani. Sizin öyle bir sıkıntınız yok ki. Bunlar hep dini yıpratmak için yapılmış şeyler. Bir takım İslam grubu da var, ne yapıyorlar? Onlarla cihad halindeler.
İslami kanal, İslami gazete, onlar da onu vuruyorlar. Bildiği kadar tabii, gücü yettiği kadar. Cihat bitmiş değil, değişik değişik önümüzde hep. Görüp de, anlayıp da oraya adım atmak lazım. Bi emvalihim ve enfusihim. Hem mallarıyla diyor, hem canlarıyla. Cihad içerisinde olanlar, a'zamu dereceten indallah. Allah katında Celle Celaluhu, onların dereceleri en yücedir. Ve ulaike humul faizun, muflihun faizun. Asıl kurtuluşa eren kişiler onlardır. Resul-i Ekrem'le birlikte hicret etmiş, cihad etmiş. Ne olur onlara? Yubeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvanin ve cennatin lehum fiha naimun mukim. Rableri onları cennetler ile müjdeler. Yubeşşiruhum ve ridvanin rızalığıyla müjdeler. Başka? Ve cennatin rahmetiyle, cennetlerle ve rızvanlığıyla müjdeler. Tefsirde diyor ki Sabi Hazretleri, burada üç tane şey zikretti diyor. Nimet zikretti. Neden? Üç şeye mukabil olarak. Onların özelliklerini anlattığı zaman ne dedi diyor Allah-u Teala? İman ettiler, hicret ettiler, cihad ettiler. Üç nimete üç bereket geliyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu onları rahmetiyle müjdeler. Rızasıyla müjdeler, cennetlerle müjdeler. Resul-i Ekrem ile cihada çıkmış insanlar, hicrete çıkmış insanlar, Allah'a iman etmiş insanlar. Oo Mevla. Tarik-i Nakşibendiye'den bahsettik ya, bu ayet hakkında bir menkıbesi geçer. Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin. Kim anlatıyor? Biz anlatmıyoruz. Şeyh Şerafettin Hazretleri anlatıyor. Kim inanır buna? Biz inanıyoruz. İtiraz eden itiraz eder. Ona karışmayız biz. Şeyh Şerafettin Hazretleri ki mübarek, ölüm döşeğindeyken, hayattan irtihal ettikten sonra mübarek parmaklarından Resul-i Ekrem gibi sular fışkırmış insandır. Şeyh Şerafettin Hazretleri. Orada bulunan herkes o sudan içmiş. Öyle mübarek bir evliya yani. Şeyhimizin şeyhi, Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin şeyhi oluyor. O anlatıyor mübarek, diyor ki Şahin Akşibend Hazretleri, ayet geldiği için bu menkıbeyi daha önce anlatmıştım. Çok oluyor ama anlattığımızda tabi seneler önce. Ayet geldiği için yerinde düştü, anlatalım inşallah. Şahin Akdivendi Hazretleri'nin kalbine bir ilham-ı ilahi düştü. Falanca camiye git, oradaki cemaate namaza katıl. Büyükler böyle tabi, bizim gibi değil. Biz nefsimize takıldığımız için o ilhamları pek duyamıyoruz. Anlayamıyoruz pek. Onlar öyle böyle oturmuşlar. Birden kalbine Allah-u Teala ilham gönderiyor, emir gönderiyor. Git, Orhan Camii'ye otur, orada namaza katıl mesela. Şahin Akşibend Hazretleri gitti. O kendi bulunduğu köyün dışında bir camiye. Gitti o camiye. Baktı camideki imam. Diyor ki falanca köyde bir derviş varmış. Dermiş ki işte bize tabi olanı cennette müjdeleriz diyormuş. Böyle saçmalık olur mu kardeşim? Bugünkü imamlar gibi anlatıyorum. Böyle saçmalık olur mu kardeşim? Peygamberimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem sahabisinden 10 kişiyi müjdeledi. Bu adam nasıl kendine tabi olanı cennette müjdelerim der falan filan basmış. Şahin Akşibendi Hazretleri'nin aleyhinde. Böyle derviş olmaz. Bunlar Müslüman bile değil. Şöyle de böyle de böyle derken. Neyse sohbet bitiyor diyor. Herkes camiden Şahin Akşibendi Hazretleri kalbiyle bir teveccüh etti diyor. Bir döndüler baktılar caminin kapısı yok. Çıkacaklar dışarıya, kapı yok. Ondan sonra herkes bir dehşete düştü. Kimileri korkudan öldü diyor orada. Ondan sonra ne yapalım ne edelim derken herkes tabii hayret ve korku içerisinde. Bir kişi bakıyorlar orada gayet sakin oturuyor. Şahin Akşibendi Hazretleri gayet sakin oturuyor. Geldiler ona sordular.
Dedi ki Şahin Akşibendi, Hoca Efendi çok biliyor, ona sorun demiş. Ne oldu o size anlatsın. Gittiler Hoca Efendi'ye sordular. Hoca Efendi dedi ki, ya burada bir değişik bir olay var ama. Burada bir değişik bir olay var ama. Orada hafız bir delikanlı varmış. Demiş ki, bence bu olay ne için oldu biliyor musunuz Hoca Efendi? Ne için oldu? Biraz önce aleyhine konuştuğunuz dermiş var ya, sanırım ondan dolayı oldu demiş. Onu duyunca Şahin Akşibendi Hazretleri, gel evladım demiş, oturtmuş onu yanına. Dönmüş sormuş Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi demiş, siz o aleyhinde konuştuğunuz dervişi tanır mısınız? Yok, tanımam. Hiç onunla gidip görüştünüz mü? Yok, görüşmedim. Peki bu sözü duydunuz ya hani, hiç ona sordunuz mu niye söylemiş? Yok, onu da söylemedim. Ama elimizde delil bellidir. Peygamberimiz 10 kişiyi müjdeledi. Şahin Akşibendi başlamış anlatmaya mübarek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişiyi sarahaten zikretmiştir. Açık açık isimlerini vererek zikretmiştir. Yoksa Efendimiz'i görüp ona iman eden herkes cennetle müjdelenmiştir. Nereden bunu söylüyorsun? İşte bu ayet. Yubeşşiruhum Rabbuhum. Peygamberi zişan. Ebşir Ebu Bekir'in bil cennet. Öyle hadis-i şerifte geliyor. Ebu Bekir'i cennetle müjdeleyin, Ömer'i cennetle müjdeleyin. Burada Allah-u Teala bizzat buyuruyor Celle Celaluhu. Yubeşşiruhum Rabbuhum. Rableri onları müjdeliyor. Neyle müjdeliyor? Cennetin. Cennetlerle müjdeliyor. Bir rahmetin. Önce rahmetiyle. Sonra ve rizvanin. Razılığıyla. Ve cennetin. Cennetleriyle. Fiha na'imun mukim. Ebedi nimetleri olan cennetleriyle müjdeliyor. Onun için diyor, Resul-i Ekrem'i görüp de iman eden herkes cennetle müjdelenmiştir. Ve diyor, biz bir söz söyleyecek isek eğer, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den yanlış hatırlamıyorsam 51 kere o sözü duymadan söylemeyiz. Şahin Akşibendi Hazretleri. O sözü duymadan insanlara söylemeyiz. Ha, inanmaz bunlar tabii çokları. Bizim için anlatıyoruz bunu. Evliyaya kirama hürmeti olanlar için anlatıyoruz bunları. Şeyh Şerafettin Hazretleri'ni dileyen araştırsın, baksın. Ne kadar büyük bir evliya olduğunu oradan görecektir yani. Onun sözü haktır, biz iman ettik. Ama bu tebiiyet nasıl tabii ki? Hakiki derviş olmak nasıl? Onu da Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri buyuruyorlar. Nasıldır hakiki dervişlik? Derviş dediğin şeyhinin gölgesi gibi olur. Gölgesi gibi olur. Nasıl oluyor yani? Gölge sahibine hiç itiraz eder mi? İtiraz eder mi? Ben elimi kaldırdığım zaman böyle, gölgem bu tarafa gitmez, o tarafa gidecek. Nasıl o şekilde tabi olabiliyorsa şeyhine, yani şeyhinin gölgesi olabiliyorsa o zaman derviştir. Hakiki dervişlik böyle. Allah nasip etsin hepimize. Evet. İşte yubeşşiruhum rabbuhum. Eğer biz bu üç şeye sahip olursak, iman, Allah için hicret, Allah için cihat, Allah-u Teala bizi rahmetiyle müjdeler, rızalığıyla müjdeler ve cennetlerle müjdeler. Yapamazsak o zaman o müjdeler yok. Evet, o müjdeler yok. Yahu çok zor. Zor değil. Resul-i Ekrem'in etrafında olan insanların yaşadığından zor değil. Zor değil. Çünkü bugün bizden Allah-u Teala öyle bir imtihan istemiyor. Evlerinizi bırakın, arabalarınızı bırakın, çekilin gidin oradan. Böyle bir imtihan yok. Evin de sende dursun, araban da sende dursun, paran da sende dursun. Ama bazı insanlardan yanlarında durduğu zaman güzel kulluk yapamazsın, uzak dur. Bazı meclislerden uzak dur. Onlardan kaç. Bazı kanallardan uzak dur.
Gazetelerden uzak dur, dergilerden uzak dur. O hoşuna giden ne var ise orada çıksa yine de uzak dur. Hicret et. Aleyhine çalış, cihad et. Nefsine kapılıp gitme. Ya ben işte falancayı seyredeceğim, sadece o kadar. Kendini kandırma. Bir insan ki Allah'ın dinine sövüyorsa, Allah'ın dinine kötü konuşuyorsa bir kanal, orada durmak Müslümana yakışmaz. Orada ancak ne için durabilir Müslüman? Allah'ı anlatmak için durar. O kadar. Seni oraya çağırdılarsa çık Allah'ı anlat. Bu sizin gidişatınız yanlıştır. İlle de dönüp ona söylemene gerek yok yani. Orada söyle gümbür gümbür. O kanal da duysun, o kanalı dinleyen de duysun. Ama orayı seyretmek, o sana hiçbir şey katmaz. Orada cihadını yap, orada hicretini yap. O gazete de aynıdır. Neyi varsa o da aynıdır. Evet. Devam ediyor ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demiştik? Cennetin lehum fiha na'imun mukim halidina fiha ebeden innallahu na'im. Bu cennetler tabi Allah'ın verdiği böyle dünyadaki nimetler gibi değil. Alındığı zaman ebedi insan yerinde kalacak. Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aba'akum ve ihvanakum evliya'a in istahabbul kufru alel iman. Allah Allah. Allah Allah. Diyor ki ayeti kerime, vaktimiz de geç oldu ama bunu bir dahaki haftaya mı bıraksak acaba? Bir dahaki hafta da alırız biraz oradan. Babalarınız ve kardeşleriniz. Apaçık ayet. Babalarınız ve kardeşleriniz. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyin. Apaçık ayet-i kerime. İn istahabbul kufru alel iman. Babalarınız ve kardeşleriniz. Eğer küfrü tercih edip imanı geride bırakıyorlarsa onları dost edinmeyin. Ne demek bu dost edinmek? Gönülden sıkı bağ demektir bu dostluk. O sıkı bağ olamaz. Ha babandır, saygı duymak mecburiyetindesin ayrı. Ama o küfrü onun içerisinde olduğu müddetçe o sıkı bağ sende olmamalı. Kime karşı olacak sıkı bağın? Allah ve Resulüne ve ona tabi olanlara olacak. اِنْ اِسْتَحَبُّ الْكُفْرُ عَلَى الْا۪يمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰيكُمُ الظَّالِمُونَ Kim onlara doğru meylediyorsa, kim onları dost ediliyorsa, onlar zalimlerdir diyor Allah'ta. Celle Celal. Nerede kaldı falanca kanal, filanca kanal, falanca gazete, filanca gazete. Baban dahi diyor Allah ve Resulüne doğru gitmiyorsa, sen ona dostluk besleyemezsin. Kardeşin dahi olsa. Aynı babadan, aynı anadan. İşte cihat da var, hicret de var bu zamanda. Cihadımız da böyle, hicretimiz de böyle. Bizi Resul-i Ekrem'den alıkoyan ne varsa ondan hicret edelim. Bizi Allah'tan alıkoyan ne varsa ondan hicret edelim. Allah ve Resul'ün aleyhine çalışan kim varsa onlarla cihat edelim. Kılıç da olmamız gerekmiyor. Kalemimiz de olur. Dilimiz de olur. Bugün cihat böyle. Kılıçla vakit geldi mi kılıçla da olur. Hepsinde varız yani. İnşallah. Ama bugün dil ile oluyor, kalem ile oluyor. Kapatarak oluyor, yırtarak oluyor. Bugün böyle. Allah Celle Celaluhu ferahsetli müminlerden eylesin bizleri. Amin. Bu bilinç altına yerleştirdiği bu pislikleri görebilecek, onlara karşı gereken hareketi yapabilecek müminlerden eylesin bizleri. Lillahi Teala'l-Fatiha.